Numaralanmış cümlelerin hangisinden önce ilk başta yalnızlık arıyordum cümlesi getirilebilir? Yazarın yaşamıyla ilgili bazı ifadeler var. Eğitimimizin parçasıydı. Yıllar önce ben dağlarda yaşamaya karar verdim. Fakat kısa süre sonra anladım ki ben aslında yeni ilişkiler arıyordum denmiş. Bir arayıştan söz ediliyor. İlk başta yalnızlık arıyordum ifadesi var. Sonra başka bir şey aradığını fark ediyor demek ki. Soru kökündeki cümlemiz 5 numaralı cümleden önce getirilmeli. Dağlarda yaşamaya karar vermiş, başta yalnızlık arıyormuş, sonra yeni ilişkiler aradığını fark etmiş deniyor. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu cümle getirilebilir? Soru cümlesinde, soru kökündeki cümlede genellikle hep bir hüzün sezilir gözlerinde deniyor. Hüzünle ilgili, acıyla ilgili tek ifade 3 numaralı cümlede geçiyor. Kitaplarını okurken her satırında yüreğini akıttığını hissederim ve zaman zaman da ince bir acı deniyor. Demek ki genellikle bir hüzün seziliyor gözlerinde. 3 numaralı cümleden sonra bu ifadeyi getirebiliriz. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada numaralı yerlerin hangisine bu cümle getirilebilir? Bu cümlede kitapla ilgili bir kutsallık vurgusu yapılıyor. Kutsal kitaplarda Allah'ın kelamı insanlığa kitaplaşarak ulaşa gelmiştir deniyor. Burada inanç vurgusunu görebiliyoruz kutsal kitaplarla inanç vurgusu arasında bir ilişki var. Sadece bu gerçek bile kitabı hürmete, saygıya değer kılmaya yeter deniyor. Hangi gerçek? Kutsal kitaplarda Allah'ın kelamının insanlığa gelişiyle ilgili gerçek demek ki soru kökündeki cümlemiz inançla ilgili olduğu için 5 numaralı yere gelmeli ve bu cümleyle inanç açısından ifadesini içeren cümleyle parça sürdürülmeli. Sorumuzun doğru cevabı 5 numaralı yer olan E seçeneğidir. Parçada numaralanmış yerlerin hangisini bu cümle getirilebilir? Bu cümlede ne deniyor? Ancak dış dünyada olup bitenler de üzerinizde bir baskı yaratıyor denmiş. Dört numaralı yerden sonraki cümlede bu baskıya direnmek ifadesi var. Baskıdan söz edildiğine göre soru kökündeki cümlemiz dört numaralı yere gelmelidir. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada numaralanmış yerlerin hangisini ben buna karşı çıkıyorum cümlesi getirilebilir. Parçada melankolinin tanımıyla ilgili bir sorun dile getiriliyor. Psikiyatrların ne yaptığı anlatılıyor. Sonra yazar kendi düşüncesini dile getiriyor. Melankoli bir hastalık değil, bizi besleyen bir sıkıntı ve huzursuzluk halidir. Çünkü bizi yaratıcılığa ve eyleme iter deniyor. Yazar neye karşı çıkıyor? Dikkat edelim. Melankolinin depresyonla aynı şeymiş gibi ele alınmasına karşı çıkıyor. Demek ki soru kökündeki ifade üç numaralı yere gelmeli. Parça buna göre melankolinin yeni bir tanımıyla sürdürülebilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada numaralı cümlelerin hangisinden önce bu cümle getirilebilir? Fazla mı iddialı bir genelleme oldu cümlesi var. İlk cümlemiz bir genelleme cümlesi. Hemen her yazar bir kitap yazmaya kalkışır, şansı yaver gidince dünyayı açılmaya döner fazla mı iddialı oldu? O zaman bir de şuna bakın deniyor. Bu ifade önemli. Kendi genellemesinin iddialı olmadığını açıklamak için o zaman sözüyle başlayan bir cümle kurmuş parçanın yazarı. Buna göre soru kökündeki cümlemiz 3 numaralı cümleden önce gelmelidir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada numaralı cümlelerin hangisinden önce bu cümle getirilebilir? Fakat kendimiz için güvenli olan bu alanlardan çıktığımızda orada daha karanlık, daha alışılmadık şeyler gördüğümüzü zannediyoruz denmiş. Bu zannetmeler diye başlayan bir ifade var. Birinci cümlede de dikkatlice baktığımız zaman kentlerde evimizde bir doğa tasarımız hayalimiz var deniyor. Güvenli olan bu alanlarla kentlere evimize gönderme yapılıyor ve sondaki zannediyoruz ifadesiyle bu zannetmeler ifadesine bağlamamız gerekiyor. Soru kökünde hangi cümleden önce bu ifade getirilebilir dendiğine göre 2 numaralı cümleden önce soru kökündeki cümlemizi getirebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parçada numaralanmış yerlerin hangisine bu cümle getirilebilir? Nedir bu cümle? Ama tüm bunların bir hazine olduğu en azından meraklısını heyecanlandırdığı da bir gerçek denmiş. Burada ama ile başlayan bu cümle daha önceki cümlelerle farklı bir anlam içeriyor olmalı. Dikkatlice bakalım. Yazarların notları yıllandıkça anlamını bulur. Önce gizlendiği yerden çıkarılmalı. Sonra günlük tutan defter dolduran ve yazdıkların dışına taşıp yan tarafa cümle düşenler bunları okura ulaşsın diye yapmaz. Bunlar hep el altında durur. Bu yüzden ortaya saçıldığını okur. Beni ilgilendirmez diyebilir. Ama Bunlar meraklısını heyecanlandırabilir. Hele içinde yazarın yazma ya da yaşama yolunda 2-3 kelamı varsa deniyor. Yani meraklısından söz edildiği için, ilgilendirecek kişilerden söz edildiği için soru kökündeki bu cümleyi 5 numaralı yere getirmeliyiz. Ama bağlacı bunu sağlıyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir.